Ülkemiz ekonomiyi de etkiler şekilde toplumsal barış, huzur ve refahın ağır tehdit altında olduğu zor günlerden geçiyor. Bu gündemde ortak akıl oluşturarak parlamentoda çare üretme çağrılarımıza kulak vermek yerine çözümsüzlüğü kalıcı bir fırsat olarak gören iktidarın tutumuyla ülkenin yakıcı sorunları yerine bütçe üzerine konuşuyoruz. Zaten son derece kötü giden ülke ekonomisi, demokrasiye yönelik saldırı niteliğinde bir OHAL fırsatçılığıyla en temel hak ve hürriyetler hiçe sayılarak terörle mücadele adı altında yürütülen hükümet politikalarının da etkisiyle çöküş aşamasına gelmiştir. Çözüm üretemeyen, daima milli ve dini duyguları suistimal ederek çözümü de yurttaştan bekleyen bir akıl ve o akıl, tek güç olsun diye uğraşmaktan başka hiçbir duyarlılığı, önceliği ve işi olmayan bir hükümet var. Darbe girişimi karşısında vatandaşını koruyacağına, can güvenliği sağlayamadığı sokaklara kendisini korumaya çağıran, ekonomiyi batırıp çözüm için vatandaşın 3-5 dolarına göz diken, günlük grafik yükselişten öte kalıcı bir çözümü olmayan, dolar bozdurma seferberliklerinden medet uman bir iktidar var. Dahası bakanlıklara, başkanlıklara, kurumlara ayrılan bütçeleri nitelik ve ihtiyaçlardan bağımsız, sadece yeni Türkiye ülküsüne hizmet edecek düzenlemelerle planlayan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Asıl düşündürücü olan şu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi, bütçe sıralamasında ilk 8'i oluşturan İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe, ODTÜ gibi 16 üniversitenin toplam bütçesinden fazla. 67 bin okul, 7520 hastane ve sağlık ocağı varken 85 bin cami var. 77 bin doktor varken 90 bin imam var. 60 kişiye bir hastane, 900 kişiye bir doktor düşerken 350 kişiye bir cami, 780 kişiye bir din görevlisi düşüyor. Öğretmen maaşı 2980 lirayken imam maaşı 3156 lira. Eğitim sistemi sağlam değilse, bilime, düşünceye, kültüre, sanata yatırım yapılmıyorsa bu ülkenin şimdisinden ve geleceğinden ne beklenebilir? Özenle ve bilinçle eğitimsizleştirilen, sorgulamayan, biat eden bir halk isteniyor. Sarayın saltanatına, eril ve paraya dayalı güce kurban edilerek yoksul ve yoksullaştırılan bir halk bu. Bilimsel eğitimle gelişen, ilerleyen ve üreten bir toplum yerine üretmeyen, tüm kaynakları tüketilen bir ülkede ekonomi nasıl gelişir, büyüme nasıl sağlanır, gelecek nasıl güvence altına alınır? Cumhuriyetin aydınlık Türkiye'sinde köy enstitülerinin yetiştirdiği aydınlar, öğretmenler, sanatçılar, toplum önderleri bir bir katledildiği, faili meçhul siyasi cinayetlere kurban edildiği için çocuklarımız Anadolu liselerinin bilimsel eğitime dayalı müfredatından imam hatiplere, ensar vakıflarına, Süleymancıların yurtlarına, cemaatlere emanet edildiği için bugünün karanlığında boğuluyoruz.